Tabii şeyi de söylemeyi unuttuk. Baltacı unvanı nereden geliyor? Baltacı bir saray görevlisi. Yani sarayda padişaha hizmet eden çeşitli görevler var. Mesela padişahın çizmesini taşıyan var. Padişahın çamaşırlarını yıkayan var. Ve işin ilginci bunlar çok iyi eğitimli ve çok güvenilir insanlardan seçiliyor. Mesela padişahın çizmecisi, çizmesini giydiren bir süre sonra bakıyorsunuz vali oluyor. O vali olduğu yerde bugünkü Anadolu'nun üçte biri mesela. Böyle bir bölgeye tayin ediliyor. Bunlar Enderun'dan yetişiyorlar. Baltacı Mehmet Paşa da o şekilde sarayın da baltacı kadrosunda padişaha hizmet edenlerden birisi. Kaptan-ı Derya oluyor, ondan sonra sadrazam. Tabii kademe kademe yükseliniyor. Bir taşla çıkmak deniliyor saraydan çıkıldığı zaman. Tabii baltacı Mehmet Paşa aslında çok iyi bir vezir değil. Vezir azam mesela Sokollu Mehmet Paşa'yı herkes bilir. Evet. Nevşehirli İbrahim Paşa'yı herkes bilir. Böyle önemli vezir-i azamlar. Çünkü bunlar icraatıyla tarihe geçmiştir. Baltacı Mehmet Paşa'nın aslında iki defa vezir-i azamlık yapmasına rağmen sıradan bir vezir-i azam. Yani bunun gibi yani yüzlerce vezir vezir-i azamın içinde adı geçmeyecek. İşte tamamıyla bu Prut'taki hadiseden dolayı tarihin en meşhur vezir-i azamlarından birisi olmuştur. Katerina meselesi. Katerina meselesinden dolayı. Yani ama kendi döneminde tabii suçlu olarak görülmüştür. Yani çünkü Prut'ta Rusları serbest bıraktığı için İsveç kralı. Ama işte dediğin gibi şey var. Bir Viyana bozgunu korkusu var. Tabii, hala. Sendrom var. Yani sendrom var. Çünkü Viyana'da biz öyle bir bozulduk ki korkunç bir şey yok. Macaristan gidiyor elimizden. Evet. Ve tabii şey var. Bizimkiler mesela Prut'ta başarı kazanınca hemen dönüp 1715'ten Mora'yı Venediklerden geri alıyorlar. Yani çünkü bu bir güven meselesi. Yani güven geldiği zaman evet. Şey yapılıyor tekrar. Mesela hemen 4 yıl sonra 2. savaş açılmıştır. Ondan sonra da mesela Venedik'i yenip Avusturya'ya yenince bu sefer de savaşı bırakmışlardır. Lale Devri başlamıştır meşhur. Ama evet. Sonra da 2. Katarina döneminde de bir sürü Ruslarla savaşımız tabii. Var. Arka arkaya. Yani arka o yani. Şey ondan sonra da bir mağlubiyet başladığı zaman. Katarina canımızı okudu canım. İkincisi. İkincisi mahvetti. Onu bahsedeceğiz. Tabii o, kırma aldı kadın. O, donanmayı yaktırttı bizim çeşmede. Çeşmede falan.